İkinci hızlı hazır mısın Tonguç? Hayır değilim hocam. Hiç korkmana gerek yok. Birazdan mükemmel bir şekilde ama çok hazırlan. Endişeleniyorum. İnkılap çok hiç zor. Hiç endişelenmene gerek yok. İnkılap süper bir ders. Çok kolay bir ders. Çok güzel bir ders ve çok önemli bir ders. Peki bugün 3 tane adımda bu işi halledeceğiz. Nasıl? Birinci Tonguç'um, yazı notlarından harika bir şekilde çalışacağız. Zaten inkılap tarihiyle alakalı bak. Burada gösterelim sana şöyle inkılap tarihi kısmını. Bu ne hocam? Bu yazı notları sadece birinci dönem ikinci yazılıya özel senin için 100 alman için tasarlandı. Yazılıyla alakalı tüm notları güzel güzel göstereceğiz. Yazılda sorulur, yazılda nasıl çıkar, hoca sorar. Kısımları var, kavramlar kısımları var ve aynı zamanda hepsini sana infografik bütün konular var mı hocam? Evet, ikinci yazılıya ait bütün konular var ve birinci yazılı konularından da çıkabilir diye onları da ekledim. Hangi dersler var hocam? Bütün dersler var. Türkçe, matematik, fen, inkılap, dil, İngilizce. Amacın 100 ise mutlaka bunu almalısın. Nereden alabilirim hocam? Bunu Tonguç kitapçılarına alabilirsin. Bak aşağıda açıklamada linkte Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçıların adresini yazdık. Aa, sizin mahallede hangisi var gidip öğrenebilirsin. Bu birinci adım. İkinci adım ise sonrasında biz sana şöyle kısa bir konu özeti yapacağız. Yani acaba bilmemiz gerekenler nelerdi? Bunları zaten biz YouTube'daki videolarımızda sana mükemmel bir şekilde anlattık. Hocam sorular nerede? Sorulara geliyorum bak, o üçüncü adım. Şimdi bunları şöyle güzel bir şekilde üzerinden geçeceğiz tozu. Aa bu buydu, Manda şuydu, Selanik buydu, Temsiliyeti buydu, işte Mebusan Meclisi buydu, bunları göreceğiz. Daha çok tabii ki Bir Kahraman Doğuyor'dan değil de ikinci ünite ve ardından gelen üçüncü üniteden, bilhassa üçüncü üniteden çok soru gelecek. Onlara dikkatli bir şekilde bakacağız. Sonrasında sorularımız. Yeni nesil sorular hazırladık çünkü beceri temelli soru örneklerini Milli Eğitim Bakanlığı yayınladıktan sonra hocalar da yazılarında bu tarz sorulara örnek vermeye başladı. Dolayısıyla biz de bütün bunların hepsini birlikte çözeceğiz. Hocam kaç tane soru var? Bayağı bir soru var. Toplam 10 soruyu çözeceğiz ama seçici 10 soru. Yani şunun gibi 10 soru var. Yoksa bu 1, 2, 3, 4, 10 değil. Böyle bayağı 10 tane farklı tarz bizim soru çözeceğiz. Bizim hoca da böyle hazırlıyor hocam. Çok kazık hazırlıyor hocam. Kazık değil. Evladım kazık diye bir şey yok. İnkılap tarihinde kazık yok. Dolayısıyla güzel güzel çözeceğiz. Şimdi şurada tabii birazcık skopumuzu da şöyle düzeltelim. Şöyle aşağı indirelim evet yavaşça. Gerçekten şu an hazırsan başlıyoruz. Kemerini taktın mı Tonguç evladım? Taktım hocam. Ben biraz hızlı anlatacağım. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın duygusunu hissediyorum içimde. Böyle bir duygulanıyorum. Vatanseverlik duygusuyla sana böyle hızlı hızlı her şeyi öğretmek istiyorum. Sen de dikkatli bir şekilde dinle. Hocam birazdan sizi yetimam diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Birazdan sorulara geldiğimiz zaman da durdur mesela videoyu gerekirse. Samsun, Havza, Amasya sen kendin cevaplayabiliyor musun? Bak ardından da ben sana çözümleri verirken ha bu kadar doğru yapmışım, bu kadar yanlış yapmışım diye kendini kontrol edebilirsin. Eğer biliyorsan, eğer yazı notlarından çalıştıysan, eğer bilmiyorsan zaten şu anda dikkatli dinleyip öğrenmen lazım ve videolarımızdan da bir kez daha tekrar etmen lazım. Şimdi o zaman önce bilmemiz gerekenler kısmını şöyle kısa 5-6 dakika, 7 dakika da bitirelim. Ardından da hemen yazılı sorularımıza geçelim. Birincisi Bir Kahraman Doğuyor'dan az soru gelecek. Belki bazı hocalar hiç sormayabilir ama yine de bu kavramları bir kez hatırlayalım. Coğrafi keşifler Batılıların Amerika'yı keşfetmesi, Ümit Burnu'nu keşfetmesi, yeni yollar keşfederekten zenginleşmesini sağlayan bir gelişmeydi. Niye? Biz Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarını kontrol altına almıştık. İstanbul'un fethiyle her şey bizim kontrolümüze geçmişti. Rönesans adamlar zenginledikten sonra sanatta, bilimde ilerlemeye başladılar. Reform matbaanın icadıyla beraber insanlar daha fazla İncil okudular ve İncil'deki tahrifatı yani bozulmayı anlayıp dinde değişiklik yaptılar. Reform yaptılar. Dediler ki böyle bir şey olamaz. Siz Hristiyanlığı bozmuşsunuz dediler. Ardından bütün bu gelişmeler Avrupa'nın kafasının daha çok çalışmasını sağladı. Bilimsel gelişmeleri sağladı ve bilimsel gelişmelerde teknolojik imkanların artmasını sağladı. Sanayi inkılabı yaptı. Bütün bunlar Osmanlı için birazcık olumsuz sonuç. Hatta bayağı bir olumsuz. Niye? Sanayi inkılabıyla adamlar artık makinede üretirken biz hala elle böyle usta çırak ilişkisiyle ürettiğimiz için yerli malı çok fazla satılmamaya başladı. Hatta pazarlarımız tamamen yabancı mallarıyla doldu. Fransa ihtilali de Osmanlı için daha çok olumsuz bir etkiye sahip. Çünkü Osmanlı içerisinde Türkler vardı, Araplar vardı, işte ne bileyim Bulgarlar, Romenler, Sırplar farklı farklı milletler bir aradaydı. Fransa ihtilalinden sonra milliyetçilik isyanları çıkınca, özgürlük isyanları çıkınca ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Romenim diye ayrıldılar ve Osmanlı gibi çok uluslu devletler dağılmaya başladı. Ama tabii ki bu dağılma yani Fransa ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanı yeni Türk devletinin de kurulmasını sağladı. Hocam bunlardan çok çıkacak mı hocam sana? Bunlardan az gelecek. O yüzden buraları hızlı geçiyoruz. Azınlık isyanları işte onlar azıyorlardı Fransa ihtilali sonrası milliyetçilikle. Kapitülasyonlar ekonomik sıkıntılardı bizim için bir kelepçeydi. Fikir akımları Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık fikir akımlarıyla Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmıştık. Tanzimat yenileşmeydi. Bununla anayasallaşma sürecinde bir başlangıç yapıyorduk. Islahatlar yine yenilik. Meşrutiyet halkın yönetime katılmasıydı. Jön Türkler de bunu organize eden kişilerdi.
Mavi Göz Çocuk Mustafa'da ise Selanik'in ticari olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak yapısını öğrenmemiz gerekiyordu. Bununla alakalı birkaç soru çözeceğiz birazdan. Büyük sıkıntılar Mustafa Kemal gibi liderler doğuruyordu. İnsanlar sıkıntıyı gördüğü zaman ya kaçar ya da kendini geliştirip başarılar ulaşır. Mustafa Kemal de bunu yapmıştı. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk askeri başarısıydı. Balkan Savaşları'nda da savaşla alakalı tecrübe edinmişti. Hatta sonradan Çanakkale Zaferi'nde de yine buradaki tecrübelerini kullanacak. Geldik ikinci üniteye. İkinci ünitede yani Milli Uyanış Bağımsızlık yönünde atılan adımlarda ilk başta Birinci Dünya Savaşı var. Bununla alakalı zaten birazdan soruda çok detaylı çözeceğiz. Kafkasya Kanalı'nın taarruz, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye cephesinin savunma cepheleri olduğunu göreceğiz. Ermeni sorununun, tehcir sorununun esasında göçler sırasında yaşanan sıkıntılar olduğunu, kesinlikle ve kesinlikle bir yanlış anlaşılma olduğunu orada söyleyeceğiz. Ve yani yanlış anlaşılma derken işte bu katliam falan diyorlar, öyle bir şey yok. Sadece Ermeniler Rus askeri kıyafetiyle bize saldırıyorlar savaşta. Fakat sonradan bakıyoruz ki kimliklerinden Osmanlı vatandaşı kimliği çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu da tabii ki Wilson ilkeleri ve ardından imzalanan Mondros Ateşkesi ile bizim için bitmiş oluyordu. Mondros Ateşkesi bizi 7-24 işgallere sebebiyet veriyordu. Niye? Mondros Ateşkesi'nden sonra itilaf heyetleri maddelerine dayanarak yani 7. madde ve 24. maddeye dayanaraktan Osmanlı işgal etmeye başladılar ve İzmir'in işgaliyle de biz artık yeter artık dedik. Ne dedik? Bir, cemiyetler kurduk. Yani işgalleri protesto eden yararlı cemiyetler. Bir de Kuvayi Milliye oluşturduk. Bu da nedir? Gönüllü, bölgesel, düzensiz halk birlikleri, milli kuvvetler. Ve bütün bunlar Mustafa Kemal tarafından Kuvayi Milliye yani düzensiz birlikler düzenli orduya dönüştürülecek. Cemiyetler de bir şekilde ilk başta Sivas Kongresi'nde tek bir çatı altında toplanacak. Sonradan da onlar da meclis çatısı altında, Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkenin kurtarılması için mücadele edecek. Mustafa Kemal bunu başarmak için ne yaptı? İlk başta şurası çok önemli. Bak bunu da mutlaka hem liselere giriş sınavında hem de yazılarında hoca sana bir şekilde sorar. Milli bağımsızlığa ulaşmaya çalıştı Mustafa Kemal. Milli bağımsızlık nedir? Ülkenin düşman işgalinden kurtarılması. Yani bir sürü düşman var ya, yok doğudan Ermeniler geliyor, yok güneyden Fransızlar ve Ermeniler geliyor, batıdan Yunanlar geliyor. Senin bunları ülkeden temizlemen milli bağımsızlık. Ve bunu yaparken de Mustafa Kemal milli egemenliğe çok önem verdi. Milli egemenlik nedir? Milli egemenliğe önem veriyor. Niye? Tek başına karar vermiyor. Bak şu kalemi sen kırabilir misin Tonguç? Kırabilirim hocam. Ama şu kalemlerin hepsini bir araya gelse ben bile kıramam. Ben güya senden daha güçlüyüm. Hani ben öğretmenim, senden daha güçlüyüm ama kıramam. Hatta ikimiz bile kıramayız. Niye? Çünkü bunlar bir araya geldi. İşte eğer bir ülkeyi tek başına kral yönetirse o ülke rahatça zor duruma düşer. Hocam bana yeterince uzun bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden öğretirim. Güzel, bu da ayrı bir mesele. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz milli egemenlikle halk iradesiyle ülkeyi kurtarabileceğine inandı Mustafa Kemal ve milli birlik ve beraberliğe önem verdi. O yüzden de hep işte düzenli ordu kurmalıyız, birleşmeliyiz. İşte nedir onun adı? Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi'nde hep birlikte hareket etmeliyiz dedi ve Sivas Kongresi'nde cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirdi. Sonrasında Mustafa Kemal tabii bunu yapabilmesi için bir yolculuğu var. Bu yolculuğun özelliği neydi? Haes demiştik. Yani kurtuluşa gidiyordu. Havza Genelgesi, milli bilinç. Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesi. Erzurum Kongresi, ilk kez milli iradeden, manda ve himayenin reddinden bahsediyoruz. Teşekkür ederim. Burada manda sesi gelmişken bunu söyleyelim. Manda deyince arkadaşlarımızın bazısı süt çiftliklerinde mozzarella peynirinin yapıldığı değişik etleri olan bir hayvandan bahsettiğimizi zannediyorlar. Hayır. Manda dediğimiz şey iç işlerinde serbest, dış işlerinde büyük bir ülkeye bağlı olmak demek. Ve kötü bir şey. Niye kötü bir şey? Çünkü sen bağımsız değilsin. Mustafa Kemal'e dediler ki ya paşam gaza geliyorsun. Bak biz bütün savaşlarda yenildik. Balkan savaşlarında yenildik. Trablusgarp savaşında yenildik. Birinci Dünya Savaşı'nda yenildik. Şimdi sen bizi Kurtuluş Savaşı'na sokuyorsun ya, onda da yeniliriz, yok oluruz. O yüzden paşam paşa gibi otur yerinde. Aynen, yok olmaktansa paşam dediler. Biz Amerikan mandasını al girelim. Yani iç işlerimizde serbest. İyi olurdu gerçekten. Her yerde hamburgerci açılır. Sus hocam. Saçmalama dejenere çocuk. İşte iç işlerimizde serbest, dış işlerimizde Amerika'ya bağlı. Herkes Apple iPhone kullanırdı gerçekten. Saçmalıyorsun Tonguç, öyle bir şey yok. Biz milliyetçiyiz. Onların iPhone'u kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Ama aynı zamanda vatanımızda kimseye de teslim etmeyiz. İçlerimizde serbest, dışlarımızda başkalarına bağlı olmak demek manda ve himaye. Mustafa Kemal dedi ki hadi oradan, hadi oradan. Manda ve himayeyi kesinlikle reddediyorum dedi. Bunu ilk kez Erzurum Kongresi'ne söylüyor, Sivas Kongresi'ne tamamen söylüyor. Ve manda ve himaye girmek isteyenlere dedi ki mandaya girebilirsiniz. Ama sadece Kurban Bayramı'nda dedi. Diğer türlü biz mandaya falan girmeyiz. Biz bağımsızlık dedi, ya istiklal ya ölüm dedi. O zaman ya istiklal ya ölüm kısmına geleceğim. Ama şuraya da hızlıca geçelim. Amasya görüşmelerinde Osmanlı bizi ilk kez tanıyor. Milli mücadelede basının etkisi çok önemli. Çünkü İrade-i Milliye Gazetesi'yle herkesi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'yle herkesi bilinçlendiriyoruz. Ankara'ya geliyoruz. Misak-ı Milli kararlarıyla kapsar diyoruz. Yani kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, sınırlar,
İşte Arap bölgelerine referandum kavramlarını söylüyoruz. İstanbul'u işgal ediyorlar. İstanbul'da mecliste misak milli kararlarını alınca biz de bu sefer Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi açtığımız zaman ayaklanmalar çıkacak. Diyecekler ki ne oluyor ne oluyor böyle şey olmaz diyecek itiraf devletleri. Adamlar resmen yeni bir devlet kuruyorlar diyecekler. Ve Sevr Anlaşması'nı imzalayacaklar. Fakat biz Sevr Anlaşması'na karşı doğuda Ermenileri yamulacağız. Güneyde Fransızları ve Ermenileri yamulacağız. Batıda da Yunanları denize dökeceğiz Songuç'um. Doğu cephesinde Kazım Karabekir Gümrü Anlaşması'nı yapılmasını sağlayacak. Ve Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması'yla meclis ilk zaferini elde etmiş olacak ve aynı zamanda şurası da çok önemli Tonguç. Buradaki askerler Güney cephesine ve daha doğrusu Batı cephesine sevk edilecek. En önemli cephe Batı cephesi. Niye? Çünkü Batı cephesinde İngilizler destekliyor, arkadan dingilizlik yapıyorlar ve aynı zamanda Batı cephesindeki savaşın sonucu Kurtuluş Savaşı'nın da sonucu olmuş oluyor. Yani Güney cephesine zaten asker göndermiyoruz. Orada Adanalılar, Maraşlılar, Antepliler, Urfalılar diyor ki kardeş bize asker yollamanıza gerek yok. Biz zaten kendi yerel direniş örgütlerimizle Kuvayi Milliye'mizle hallederiz diyorlar. Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Ursavaş, Antep'te Şahin Bey adeta şov yapıyorlar. Düşmanı yamultup gönderiyorlar. Batı cephesinde ise düzenli ordu lazım. Düzenli ordu ilk olarak 1. Yunan Zaferi elde edecek. 1. Yunan Zaferi'nden sonra ilk anayasamızı kabul edeceğiz. Afganistan'la ilk Müslüman devletle anlaşma imzalayacağız. Londra Konferansı ile itiraf devletleri bizi tanıyacaklar ilk kez. Ve bize Sevr'i yeniden sunacaklar. Biz yine hadi oradan diyecek Mustafa Kemal. İskal Marşı ile milli bağımsızlığımızı tescilleyeceğiz. Moskova Anlaşması ile de ilk kez büyük bir devlet bize destek olmaya başlayacak. Ama tabii biz burada bir taviz veriyoruz. 2. İnönü Muharebesi ile makus halimizi yeneceğiz. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde direkt ikinci yazılı sorularıyla başlıyoruz. Yani 1. Dünya Savaşı ile başlıyoruz Songuç'um. Zaten yazılı notlarımızı da buna dikkat et. Yani yazılı notlarını sen aldığın zaman açıyorsun. Bak şimdi nerede gösterelim sana şuradan. Burada anlattıklarımı hızlı anlattığım için sen hocam ben bunları nasıl çalışacağım diyebilirsin. Bak yazılı notları direkt 1. Dünya Savaşı ile başlıyor. Hocam bir kahraman doğuyor. O var. O arkada. Ama biz ilk başta buradan başlıyoruz ki öğrenci esas yazılı çıkacak konuları güzelce öğrensin. Kavramları, özellikleri. Sonra da ikinci yazılının içerisinde birinci yazılıdan soru gelirse diye bunu da söyledik. Az sorulur ama yine de buraya da çalışın dedik diyoruz. Ve daha fazla bal reklam yapmadan artık savaşa başlayalım. Şimdi savaşa derken yani Kurtuluş Savaşı'na başlayalım manasında. Yoksa yazılı güzel bir şey. Şimdi burada birincisi bize sınavda bir harita verip, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın beceri temelli örnek sorularını haritayı hep soruyor. Hep örnek sorular pıt harita, pıt harita. O zaman Milli Eğitim şunu demek istiyor bize. Evladım, haritada neyin nerede olduğunu bilmelisin. Öyle kafadan ben işte seviyorum ülkemi. Seviyorsun da ülken nerede? Onu bilmelisin, bunu göreceğiz. Burada neyin ne olduğu yazdı, bu kısımda doldurmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle evet, taarruz cephesi. Taarruz ne demek Tonguç? Hocam taarruz hocam yani ta orada bir yerde... Rus varmış. Ruslar varmış. Evet, çok Ruslara mantıklı gerçekten. Yani. Çok mantıklı bir cümle söyledin. Gerçekten bilimsel ya saçmalama Tonguç. Aslında taarruz cephesinde biz mesela Kafkasya var. Kafkasya 4 numaralı cephe, buraya yazalım. Taarruz cephelerinden bir tanesi. Kafkasya yine 6 numaralı cephe 4 ve 6. Yani taarruz cephelerimiz Kafkasya ve Kanal. Burada Ruslara gitmiyoruz belki kaka. Ama kaka, evet birazcık kaka oluyor. Neden kaka oluyor? Çünkü saldırıyoruz ama kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Kaka da kaybediyoruz. Hocam Türkler kaybedebilir mi? Bazen o tarz şeyler yaşanabilir. Evet. Bazen... Ama bize hiç öyle anlatmıyor hocam. Hep kazanırız diyor. Hayır. Bazen zaman kaybediyoruz mesela. Diyelim bununla düşmanlarla uğraşmakta zaman kaybediyoruz. O tarz kayıplar. Yoksa direkt savaş kaybı olmaz genellikle. Hayır, savaşla kaybederiz ama sonradan bir şekilde kazanırız. Ama esas kaybetmediğimiz şey birincisi ahlakımızı, milli kimliğimizi ve milli benliğimizi kaybediyoruz. Bazen para kaybedebiliriz mesela. Ben geçen para kaybettim. 5 liram kaybolmuş. 10 liram kaybolmuş. Olabilir. Yerine başka parayı koyarsın. Ama önemli olan kimliğini kaybetmek. O yüzden bir daha böyle asla işte Amerika gelseymiş, hamburger olsaymış. Güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Mr. Boş. Evet, o da boş bir adammış ama güzel söylemiş. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Devam ediyoruz. Savunma cephelerine baktığımızda ise burada ise Çanakkale. Bak Çanakkale cephesi burada. Biliyorsun Çanakkale Boğazı'nı. Irak, Suriye ve aynı zamanda Hicaz-Yemen cephelerini görüyoruz. O zaman şöyle yazalım. Çanakkale yazıyorum. 1 numaralı cepheyi. Savunma cephesi. Aynı zamanda Irak cephesi 3 numaralı cephe, bak burada görüyorsun 3 numaralı cephe. Aynı zamanda Suriye cephesi bak 5 numaralı cephe, buraya da 5'i yazıyorum Tonguç herhalde benim. Ve aynı zamanda tabii ki de Hicaz-Yemen yani 8 numaralı cephe. Hicaz-Yemen'e ne oldu? Bayağı bir saldırmışlar bize hocam. Evet, bayağı bir yerden saldırıyorlar. 8 numaralı Hicaz-Yemen dedi ya, bu günümüzde hani Mekke Medine var ya Kabe'nin olduğu. Kelal Bedru Aleyna. Vay, sen de gerçekten hem böyle. Hocam Çağrı filmi izledim geçen, çok duygulandım. Aynen, gerçekten tabii ki biz Müslüman olduğumuz için o tarz filmleri izlediğimizde peygamberimizin hayatını, ilk
Müslümanlar yaşadığı sıkıntıları görünce gerçekten çok üzülüyoruz, duygulanıyoruz. Ama sana siz yoban mısınız hocam? Ne diyorsun Tonguç, saçmalama. Ama sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim Tonguç. Çanakkale Savaşı dedik ya az önce. Çanakkale Savaşı'nda binlerce devlet, binlerce asker, birçok devlet bir araya gelip bize saldırıyorlar. Ve Türk askeri de onlarla mücadele ediyor. Ölümüne mücadele ediyor. Mustafa Kemal diyor ki ben size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyor. Ve Çanakkale'de bir destan yazıyoruz. Bu destanı hepimiz biliyoruz zaten Çanakkale'yi. Bununla alakalı Mehmet Akif Ersoy da bir şiir yazıyor. Çanakkale şehitlerine şiiri. Şiirde diyor ki siz diyor Bedir Savaşı'ndaki aslanlardan çok daha iyiydiniz diyor. Yani Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Yani çünkü orada İslamiyet'in kurulması için savaşmışlardı. Burada ise İslamiyet'in son kalesi için savaşılıyor. Eğer burada gitse düşsene Osmanlı gitse ne olacak? Başka zaten İslamiyet'i koruyacak devlet yok ki. Avrupa Araplar ne yapabilir ki? Pat pat hepsini alır götürürlerdi. Dolayısıyla biz gerçekten tarihte önemli bir milletiz. Hatta Haçlı Seferleri vardı belki hatırlarsın 6. 7. sınıfta. Orada aynı durum var. Şimdi geldik bu tarafa yardım cepheleri diyoruz. Yardım cepheleri deyince de müttefiklerimiz yani 1. Dünya Savaşı'na girdiğimizde Romanya'da, Galicia'da müttefiklerimize yardım gönderiyoruz. O zaman buraya da Romanya, Galicia 7 ve 9'u yazıyorum ve böylece bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Kutul Amare Zaferi demiş. Kutul Amare Zaferi dediği şey tabii ki 3 numaralı yerde Irak cephesinde bu Osmanlı'nın son askeri başarısı. Bak bunu Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularda sordu. Sınavda geliyor. Sarıkamış Harekatı'na baktığımızda yine Kafkas cephesi. Burada maalesef binlerce askerimiz donarak vefat ediyor. İngiltere'nin sömürge bağlantısını kesmek dediğimizde tabii ki burada 6 numaralı yer yani Kanal cephesi olduğunu görüyoruz. İngiltere zaten petroller de orada İngilizler. Aynen İngilizlerin öyle bir özelliği var. Petrolü çok seviyorlar. Yani içiyorlar. İçiyorlar mı hocam onu? İçiyorlar. Bazen akşamları petrol içiyorlar. Böyle. Ama petrol çok sağlıklıymış hocam. Yani evet, eski canlı kalıntısı olduğu için içiyormuş. Ne diyorsun saçmalama. Eski canlı kalıntısı olduğu için içerisinde bol mineral ve bol miktarda potasyum içeriyor. O yüzden saçmalama Tonguç öyle bir şey yok. Anafartalar kahraman dediğimizde tabii ki Çanakkale zaferinden bahsediyoruz. O yüzden buraya 1 yazıyoruz. Bak Çanakkale'yi 1 numaralı cephe yaptık. Niye biliyor musun? Sadece burayı kazanıyoruz. Diğerlerinde maalesef kaybediyoruz. Çanakkale'yi kaybetsek zaten Osmanlı gidecek. Çünkü Çanakkale dediğimiz yer Boğazlar. Boğazlardan sonra hop çıkıyor hop İstanbul yani başkent gidecekti. O zamanki başkentimiz İstanbul. Dolayısıyla Çanakkale zaferiyle savaşın... İstanbul zaten gitmiyor muydu hocam? Hayır. İstanbul'u biz sonradan anlaşma üzerinden gelip almaya çalışıyorlar ama Mustafa Kemal Anadolu'yu kurtardıktan sonra İstanbul'dakiler de hadi bakalım yallah, yallah tazik deyip gönderecek. Şimdi geldik buraya Mustafa Kemal'in son görevlerine baktığımızda Şam olduğunu görüyoruz. O da Suriye'de olduğu için Şam. Onu da bilmemiz lazım. Müttefiklere yardım cephesi burada tabii ki 7'de, 9'da ve 2'de Makedonya, Romanya ve Galicia cephesi var. O yüzden şuraya 2 diye yazalım. 2-7-9'u yazalım. 2-7-9. Müttefiklere yardım. Bak burada da yardım, burada da yardım. Bunu sorabilirler. Medine müdafaası dediği de burada gerçekten... Hicaz Yemen'dedir hocam. Harikasın. Medine çünkü o taraflarda bir yerde. Harikası. Hicaz bölgesi dediğimiz yer Mekke ve Medine'nin kutsal topraktan olduğu yerler. Mustafa Kemal'in savaşta cepheleri de bilmemiz lazım. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde zaten adeta bir kahramanlık örneği gösterecek. Oradaki başarılarından dolayı zaten biz milli mücadelede onu lider yapmak isteyeceğiz. Bir var. Suriye cephesinde savaşıyor ve Kafkas cephesinde savaşıyor. Dolayısıyla 1-5-4 yani şöyle sırasıyla yazarsak 1, 4, 5'i yazıyoruz. Bunun açıklaması şu. Çanakkale, Kafkas ve tabii ki de Suriye cephesi. Geldik şimdi bu kısma. Mücadele dolu bir hayat geçmiş hocam gerçekten Mustafa Kemal. Kolay değil bak. Kolay değil Tonguç'um. Gerçekten Mustafa Kemal esasında yaptığı şey ne biliyor musun? Türk halkı zaten bağımsızlığına çok düşkündü. Düşman saldırınca yok Erzurum'da Kazım Karabekir Ermenilere artistik yaptı. Yok burada birileri başka bir şey. Herkes böyle dağınık haldeydi. Mustafa Kemal dedi ki kardeşim ben de Türk'üm ama ben birazcık farklı bir şey düşünüyorum. Böyle dağınık dağınık bölgesel olarak hareket etmeyelim. Bir araya gelelim ve adeta bir ateşe dönüşelim dedi. Küçük küçük yangınları büyük bir ateşe dönüştürdü ve ardından da düşmanı yamulttu. Şimdi gelelim buraya. Milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesi Amasya Genelgesi açıklanıyor. Ben bunun sorulmadığı bir sınav görmedim. Yani hem okul yazılarında hem LGS gibi sınavlarda hem üniversite sınavlarında yani herhalde bir tek şeyde sorulmuyordur nedir onun ilkokul 1'de sorulmuyordur. Hemen hemen bütün sınavlarda çıkar. Dolayısıyla Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın yağı olduğunu yani yöntem amaç ve gerekçesinin açıklığını sorarlar. Vatanın bağımsızlığını ve milletin bütünlüğünü milletin azim ve karar kurtaracaktır cümlesi üzerinden gidiyor. Temsil heyeti Osmanlı hükümeti tarafından resmen tanındı. Bu da Amasya görüşmeleri bak. Amasya genelgesi ve Amasya görüşmeleri ifadesini sakın sakın karıştırma. Amasya görüşmelerinde Osmanlı ile Mustafa Kemal ekibi bir araya geliyor. Amasya genelgesinde ise Mustafa Kemal gidiyor milli mücadeleyle alakalı bir genelge yayınlıyor. Toplanış biçimi bölgesel.
Kararları ulusal. Bunu görünce hemen şak Erzurum Kongresi'ne yapıştıracaksın. Milli sınırlar için vatan bölünemez deniyor. Sınırlar ilk kez belirtiliyor. Manda ve himaye ilk kez reddediliyor. Neden reddediyoruz? Çünkü biz bağımsızlığımıza düşkün bir devletiz, milletiz. Temsiliyeti kuruluyor. Temsiliyet dediği de şey şu. Şimdi Mustafa Kemal tamam milli mücadele başlattı. Havza, Amasya, Erzurum geziyor ama kardeşim siz kimsiniz dedikleri zaman ben Mustafa Kemal ve ekibiyim diyemez ki. Mustafa Kemal ve ekibi dediğimiz kişiler esasında temsil heyeti olacaklar. Yani milleti temsil ediyorlar. Biz ekip olarak temsil heyeti izleyecekler. Temsil heyeti sonradan mecliste müdafaa hukuk grubuna dönecek. Sonradan da İşte mecliste yeni bir parti kuracaklar ve bu şekilde ilerleyecekler. İşgallere karşı ulusal bilinç uyandırılmaya çalışıldı. Bak bilinç uyandırılması dediği zaman hemen Havza Genelgesi'ni yapıştıracaksın Tonguç'um. Her yönüyle ulusal. Bak toplanış falan değil, her yönüyle ulusal. Yani toplanış da ulusal, alınan kararlar da ulusal. Cemiyetler birleştiriliyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuku adı altında toplanacaktık biz. Temsil et, tüm yurdu temsil eder. Bu da Sivas Kongresi. Sivas Kongresi kongrelerin kongresidir. Yani bütün kongrelerin toplamı olan bir kongre. 9. Ordu Müfettişi, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm paralosuyla milli mücadeleyi başlatıyor. Bu da tabii ki Samsun'a çıkış. Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderiyorlar. Diyorlar git oradaki Türklerin silahlarını topla. O da he he canım diyor. Gidiyor. Ama gittiği zaman ne yapacak? Bırak Türklerin elindeki silahları toplamayı, onları daha bilinçli hale getiriyor. Havza'da bilinçlendiriyor, Amasya'da yöntemi çiziyor, Erzurum'da kararlar alıyor, Sivas hepsini birleştiriyor. Ondan sonra da hadi bakalım görelim diyor. Bakalım buraya. Şimdi buradan soru gelir demiştim. Bak buraya yazıyorum. Yazılıda %99. Nasıl yani hocam? LGS'de %100 bu sayfadan soru geliyor. Bak %100 diyorum LGS'de. Yazıda %99 diyorum. Kesin gelir mi hocam? Evet, yazıda niye %99 diyorum? Çünkü hoca bunu başka türlü sorabilir veyahut da ilk yazılıda sormuştur diyor. Ama %99 da çok yüksek bir oran bak tekrar söylüyorum. Yani sormaması da çok büyük bir risk bu arada. Başlıyoruz. Manda ve himayenin reddedilmesi milli bağımsızlıktır. Niye? Diyorsun ki kardeşim ben ülkemi düşmana teslim etmem. Bak burada en önemli şey milli bağımsızlık olmuş. Bir numaralı şey milli bağımsızlık. Niye? Çünkü sen eğer bağımsız bir ülke değilsin ama demokrasiyle yönetiliyorsun. Ah çok güzel ben işte Amerika beni yönetiyor ama ben işte kendim. Ya ne diyorsun kardeşim sen bağımsız değilsin. Yarın bir gün bayrağını değiştirebilirler. Dinini değiştirebilirler. Türkçeni değiştirebilirler. Her şeyine karışabilirler senin. Ama ben demokrasiyle yönetiliyorum. Tamam ama önce bağımsızlığını elde edeceksin. Bağımsızlığını elde ettikten sonra ikinci ve en önemli şey de özgürlük. Yani milli egemenlik. Yani halkın yönetime katılması. Padişahlık güzel bir şey değil. Padişahlık eskiden güzelmiş. Kanuni zamanında ben de padişahlık isterdim. Yavuz Sultan Selim zamanında ben de padişahlık isterdim. Düşünsene. Padişahınız kim? Padişahım çok yaşa. Aynen. Padişahınız kim? Fatih Sultan Mehmet Han. Oba herhalde yani Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsediyorsun yani adam İstanbul'u fethediyor çocukken yani. Senin yaşındayken İstanbul'u fethetmeye yola çıkan bir adamdan bahsediyoruz. Öyle bir padişah ben de senin ama günümüzde artık demokrasi daha önemli. İnsanların birlikte karar alması önemli. Çünkü teknoloji çağında hızlıca bilgiye ulaşıyoruz. O yüzden milli egemenlikte bu tarz şeyler. Milli cemiyetlerin kurulması milli bağımsızlık. Ülkenin bağımsızlığı için. Büyük Millet Meclisi'nin açılması işte bu sandık. Hemen halk oy veriyor. Tekalifi milli emirlerin yayınlanması bu. Bunun adı esasında ordunun ihtiyaçları için genel seferberlik demek. Yani ordunun ne parası var, ne hayvanı var, ne donu var. Gerçekten donu yok. Çamaşır ihtiyacı var. Çamaşır ihtiyacı bile karşılanması lazım. Kıyafet yok yani diğer bir türlü. Silahı yok. Bütün bunlar için ordudan halktan ordu yardım istiyor. Nasıl yardım istiyor? Mustafa Kemal tekalifi milli emirlerini yayınlıyor ve böylece milli bağımsızlık sağlanacak. Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır diyor bak. Kuvayi Milliye'nin etkin olması milli bağımsızlık, milli iradenin egemen kılınması yani bu kararı halkın vermesi milli egemenlik. Teşkilat esasıyla egemenlik kayıs şartsız milletindir ifadesinin yer alması bu da milli egemenlik. Yani egemenlik kayıs şartsız milletindir demek, cumhuriyet demek. Demokrasi demek. Halk karar verecek demek. Yani halk isterse Tonguç'u başbakan yapar, isterse Tankut'u başbakan yapar, isterse Tongül'ü başbakan yapar. İsteyen olabilir. İstersen başkasını yapar. Niye? Çünkü milli irade. Kuvayi Milliye'nin kurulması tabii ki milli bağımsızlık. Bu zaten Mustafa Kemal'den de önce kuruluyor. Mustafa Kemal'den önce halk diyor ki ya kardeşim biz Suçimam diyor ki kardeş nedir indir öyle diyor Fransa'ya. İndir öyle indir sen kimsin diyor. Sen kimsin sen benim vatanıma gelip Maraş'a gelip nasıl dondurma yalamaya çalışırsın diyor. Hadi bakalım çık diyor ve kovuyor. Ama sonra Mustafa Kemal diyor ki çok güzel kovuyorsunuz ama bir araya gelirsek daha güçlü kovarız. Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve karar kurtaracaktır ifadesinin yer alması. Bu da yine bak milletin bağımsızlığını milli bağımsızlık var ama nasıl olacağını anlatıyor. Milletin kararı kurtaracak yani millet karar verecek buna diyor. Yani Atatürk şöyle demiyor. Milletin istiklalini ben kurtaracağım. Ben ne dersem olur. Bu arada ben Atatürk. Demiyor. Diyor ki milletle beraber kurtarmalıyız. Misak-ı milli kararların alınması bu da yine kapitülasyonların kaldırılması.
azınlıklar, boğazlar, bunlar hepsi milli bağımsızlıkla alakalı olduğu için bunun da cevabı milli bağımsızlık. Geldik başka bir soruya. Şimdi bu soru biraz işsiz bir soru. Bayağı uzun uzun yazmamız gerekecek. O yüzden başlayalım. Milli cemiyetler, bunların sonu genellikle müdafaa-i hukuk diye bitiyor. Yani sınavda çıkarsa, yaz derlerse yazarsın ama test şeklinde çıkarsa müdafaa-i hukuk kelimesine dikkat et. Burada birincisi Trakya Paşa eli müdafaa-i hukuk var. Ben MH yazıyorum. Niye? Çünkü buraya yazdım bir kere. İki defa yazmayayım diye. Sonra Anadolu kadınları müdafaa-i vatan cemiyeti var. Müdafaa-i vatan da aynı, yani vatanı müdafaa ediyor. Sonra Kilikyalılar cemiyeti var Adana ve çevresinde. Oraya Mezopotamya çevresinde Kilikyalılar denir. O yüzden Kilikyalılar cemiyeti. Sonra Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Yani her bölgede bölgesel olarak kurulan hukuku müdafaa eden cemiyetler. MH müdafaa hukuk. Sonra İzmir müdafaa hukuk. Bak çok basit gördüğün gibi. Doğu Anadolu müdafaa hukuk. İzmir müdafaa hukuk. Bir de Milli Kongre Cemiyeti var. Bunların isimlerinden zaten yararlı cemiyet oldukları belli. Niye? Kongreleri zaten Mustafa Kemal yapıyor. Milli Kongre. Ki bu basın ve yayın yoluyla mücadele eden bir cemiyet. Önemli. Tüm bütünsel hareket etmeye çalışıyor. İzmir müdafaa hukuk. Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Anadolu müdafaa-i vatan. Trakya Paşa'yla müdafaa hukuk diyeceksin. Ama azınlık cemiyetlerine geldiğimizde gerçekten azgın isimler görüyoruz. Saçma sapan isimlerle karşılaşacaksın. Bak şimdi isimlere bak Dolmuş. Mavri Mira. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir Mavri Mira diye bir isim mi olur? Ben azınlık cemiyetim kardeş. Azdım ben. Evet. Allianz İsrailit. Böyle ismi görebiliyor musun? Bak Allianz diye bir isim mi olur ya? Allianz ne oluyor yani? Veyahut da Hınçak ve Taşnak. Ne oluyor ya? Böyle isim mi olur ya? Hınçak ve Taşnak. Bak bir şunun ismine bak. Ha burada Kilikyalılara dikkat et. Kilikyalılar da biraz bize yabancı bir isim. Böyle Kilikyalılar. Hani böyle klik klik falan ne oluyor diyorsun ama bu yararlı cemiyet. Burada sakın kafan karışmasın. Ama Hınçak ve Taşnak. Hop ne oluyor ya? Bak. Veyahut da Rum Pontus. Bunlar azınlık cemiyetler. Bunların işlerinde, bunlar eskiden bize beraber yaşıyorlardı, güzellerdi. Hala da içimizi yaşayıp beraber iyi olduğumuz insanlar da var ama bu cemiyetler batılı devletler tarafından dolduruluyorlar. Diyorlar ki mesela Rumlara, gaza gelin haydi biz size oraya İzmir'i vereceğiz. İzmir Manisa sizin olacak, orada yeni bir Yunanistan kuracaksınız. Haydi gaz diyorlar ama maalesef gaz biliyorsun LPG yanına çakmakla yaklaştığın zaman patlıyor. İşte Mustafa Kemal çakmağı bir çakıyor, patlayacaklar ve gidecekler. Gelelim buraya. Etniki Eterya. Etniki Eterya ne ya? Ne diyorsun? Batarya mı diyorsun? Anlamıyorum. Etniki Eterya. Bak bu da gene azınlık cemiyeti olabilir. Veya Makabi Tel Aviv. Bak Makabi ne ya? Makabi diye cemiyet ismi olur. O zaman Makabi cemiyetine yazdık. Bunları sonra cemiyeti yazmıyorum. Çünkü sen zaten yazıyor burada. Milli varlığa düşman cemiyetlerde ise yine isimlerden anlayacaksın. Burada yine bir skandal var. Bunlar da bizim kendi içimizdeki Türk adam. Belki de Müslüman ama diyor ki ben diyor Wilson Prensler cemiyetine üye olmak istiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü Amerikan mandasına gireceğim. Amerika bizi kurtarsın. İç işlerimizde serbest, dış işlerimizde Amerikan mandasına girebiliriz. Harikaymış gerçekten hocam. Saçmalama dejenere olma Tonguç. Pardon. Saçmalama dejenere olma Tonguç. Ne diyorsun? Saçmalıyorsun. Wilson Prensipleri Cemiyeti dolayısıyla isminden de belli. Wilson diye Türk ismi. Wilson. Selamünaleyküm ben Wilson. Ne diyorsun kardeş? Böyle bir şey olmaz. Bir raket getirir misin? Yani ne? Tenis raketi misin yani? Biz roketiz sen raketsin. Kimle dans ediyorsun? İngiliz muhipleri yani İngilizleri seven demek. Bunlar da Amerikan mandası değil de bir daha çok İngiliz mandasına girelim. Yani İngiltere çok daha güçlü bir devlet. Dolayısıyla ben Oxford'da okuduğum yıllarda şunu anladım ki iç işlerimizde serbest, dış işlerimizde İngiltere'ye bağlı olursak ne diyorsun kardeş sen ya? Ne diyorsun? Tamam İngiltere'den ilim fen al, bilimsel gelişmeleri al, İngilizceyi de öğren ama niye İngiliz bayrağını dikiyorsun vatanımıza? Çek git oradan diyoruz ve gönderiyoruz. Aynı zamanda burada Kürt değerli cemiyeti var. Bunlar da esasında biz Kürtlerle zaten şu anda da her zaman da beraber yaşamışız ama burada yine İngilizler bunları kandırıyor. Gelin diyor burada size devlet kurarız falan diye kandıracaklar. Sulh ve Selameti Osmaniye. Sulh ve Selameti Osmaniye. Bak. Burası da zor bak. Osmaniye deyince Osmanlı demek. Osmanlı çok güzel bir isim hocam. Bunu nasıl anlayacağız? Burada da Osmanlı'nın üzerinden bizi ancak Osmanlı kurtarabilir. İşte padişaha bağlı olalım yoksa kurtulamayız diyorlar ama padişah maalesef zor durumda. İngilizler onu tutuklamışlar. O ne derse onu yapmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla burada şu isimlerden zaten azınlıkları hatırlayabileceğiz. Sonra müdafaa kurduklarımızdan milli cemiyet olabilir. Biz yazıyoruz ve geçiyoruz bu tarafa. Boşlukları doldurunuz. Arkaya doğru ilerleyelim lütfen. Büyük Millet Meclisi'nin yani TBMM'nin o zamanki adı Büyük Millet Meclisi ama sonradan biz Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceğiz. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldı Tonguç'tan. Bunu biliyoruz. Güzel. Buraya yazalım. 23 Nisan 1920'de açılan meclisin özellikleri var. Buradan da soru gelir. Dikkat edin. Güçler birliği ilişkisi benimsenmiştir. Güçler birliği olması burada yani esasında bir demokratik bir şey değil. Yani normalde demokraside güçler birliği olmaz.
Şimdi diyeceksin ki hocam hani Mustafa Kemal iyi bir insandı? Hani demokrasi destekliyordu? Hani iyi bir insandı hocam? Niye evet. öyle anlattınız bize o zaman? Evet, hala da iyi bir insan. Güçler Birliği'ni şundan dolayı benimsiyor. Düşman var karşımızda. Ne yapsın o anda demokrasiyle nasıl uğraşsın? Yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrı olursa sonradan ayırmak isteyecek. Ama şu anda düşman saldırırken evet şimdi yasa tasarısı için lütfen veto hakkınızı. Bunlarla uğraşamaz ki. O yüzden diyor ki zaten tek başına da yönetmiyor ülkeyi. Halkla beraber yönetiyor. Diyor ki güçler birliği olsun. Yani mecliste yasasın, yürütmeyi de meclis yapsın, yargıyı da meclis yapsın. Yani adam hem milletvekili, hem mahkemede yargıç, hakim, hem de komutan. Yani adamın 3 tane özelliği var. Çünkü savaş var. O sırada herkes, ben kendi mesleğimi seçtim. Aldığım eğitim dolayısıyla öyle bir şey yapamazsın. O yüzden olağanüstü meclis var. Savaştan dolayı. Ama günümüzde güçler ayrılığı olması lazım. Her görüşten insan var. Bu meclisin demokratik olduğunu gösterir. Yani meclise şu anda günümüzde her tür insan var ya. Normal farklı düşüneni var, öyle düşüneni var. Yani en uç tipler bile var şu anki meclisimizde. O zaman da öyle. Mecliste tamamen işte padişahlık gelsin sonradan diyen adamlar da var. Adam meclise ama ben padişahlığı getirmek için meclisteyim diyor. Diğeri diyor ki ben vatanı kurtarım. Diğeri diyor ki ben işte demokrasi. Dolayısıyla demokratik bir meclis. Kurtuluş Savaşı'nı yönetiyor. Dolayısıyla savaşçı bir meclis. Olağanüstü meclis. Türk adıyla kurulan ilk meclis olması milli bir meclis. Osmanlı'da da divan vardı mesela. Veyahut da eski Türklerde kurultay vardı. Ama ilk defa Türk adıyla kurulan meclis bu. O yüzden milli bir meclis. Yeni bir devlet kuruyor. Dolayısıyla bak kuruyor kelimesini görünce kurucu meclis diyeceksin Tonguç Ali Adameli. Ve her kesimden insan var. Bu da halk meclisi olduğunu söylüyoruz. Hemen geçiyoruz başka bir savaşa. Doğu cephesinde kimlerle savaşmıştık Tonguç'um? Ermenilerle savaştık. Güney cephesinde Fransızlarla de Lemonchon-Sivimosi'yi demiştik ve Ermenilerle savaşıyoruz. Ve batı cephesinde de maalesef Yunanistan'la yani Yunanlarla savaşıyoruz. Bakalım burada Doğu cephesi komutanımız kimdi? 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Zaten adamın ismi bile karşı taraftakine bir tedirginlik oluşturabiliyor. İsminiz nedir? Kazım Karabekir. Anne deyip kaçarsın yani zaten. Korkma. Gerçekten hocam ben de çok korkuyorum Kazım Karabekir. Korkmana gerek yok. Kazım Karabekir bizden Tonguç. Bizim atalarımızdan, bizim tarafta zaten karşı tarafı yamultmak için kullandığımız önemli bir komutan. Dolayısıyla Kazım abimiz bizden. Sıkıntı yok. Geçiyoruz bu tarafa. Gümrü Anlaşması. Gaza geldim ben de. Gümrü Anlaşması ile bu cephe kapandı. Bu konuyu kapatıyoruz. Bu TBMM'nin ilk zaferi. Bunu sınavda sorabilirler. Fransızlar ve Ermenilerle Güney Cephesi'ne savaşmıştık. Burada kim savaşıyor? Burada halk birlikleri. Yani Kuvayi Milliye. Halk dediniz kim hocam? Biz. Süt imam. Adam süt satıyor. Öbürüne gidiyorsun Şahin Bey. Baba ne haber? Öbürü kim? Ali Saybursa. Bunlar normalde komutan falan değil. O halktan birileri. Ama gerçekten komutan gibi savaşacaklar. Kazım Karabekir zaten bir general yani. Bildiğim bir komutan zaten. Bu tarafa bakalım. Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Anlaşması'yla bu cephe kapanacak. Demek ki bak Batı cephesindeki bir zafer Güney cephesinde kapanmasını sağlıyor. Yunanlarla yapıyoruz biz Batı cephesinde. Burada önce Kuvayi Milliye savaşıyor. Ama Kuvayi Milliye yeterli olmayınca düzenli ordu kuruluyor. Düzenli ordunun başına ilk başta Ali Fuat atanıyor Sivas Kongresi. Olmuyor. Sonra İnönü geçiyor. İnönü birinci İnönü zaferini elde ediyor. İkinci İnönü zaferini elde ediyor. Ama Kütahya Eskişehir'de yenilince Mustafa Kemal diyor ki kardeş biz geçelim ordunun başına diyor. Ordunun başına geçtikten sonra tak 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 hemen Yunanları denize döküyoruz. Sonra düzenli ordu var. Düzenli ordu dediğimiz Türkiye'nin kendi ordusu. Burada da en son savaşı bitiren anlaşma olduğu için Mudanya Ateşkes Anlaşması diyoruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmını bitiren bir anlaşma. Artık diplomatik kısmı başlıyor. Geldik 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına. Birincisi 1. İnönü Savaşı'nda ulusal ve uluslararası diye hem LGS'de hem LPG'de yani okul yazılarına sorarlar. O yüzden buraya yeniden rahatlıkla yazıyorum. %100 sorulur. Bak %100 yazıyorum. Hocam nasıl gaza geliyorsunuz? Kazanımlar da var. Ulusal mı uluslararası mı bunu soruyorlar. 1. Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi. Teşkilat-ı Esasiye nedir hocam? Yani anayasa. Tebrik ediyorum seni. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olduğu kabul ediliyor. Ve burada güçler birliği. Hani demokratik değil ama ülkenin kurtarılması için gerekli dediğimiz güçler birliği ilkesi kabul ediliyor. Yine başka bir ulusal sonucu ise İstiklal Marşı kabul ediliyor. İstiklal Marşı da yine milli bağımsızlık. Bu kelime de çok çıkıyor sınavlarda Tonguç'um. Bağımsızlığa olan inanç ve milli duygular güçlendiriliyor. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki hadi bakalım kurtarabiliriz. İşte milli bağımsızlığımızı yapalım, milli bilinci yapalım. Hadi arkadaşlar lütfen bir şeyler yapmaya, toparlamaya çalışıyor. Sonra Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kemal'in gerçekten işini kolaylaştırıyor. Ne yapıyor diyor ki? Korkma diyor bak. İlk ifade. Korkma sönmez bu çapaklarla yüzden al sancak. Harikasın Tonguç'um tebrik ediyorum. İşte bunun
İskan Marşı vasıtasıyla tüm halka söylüyor Mehmet Akif Ersoy. Ve mecliste defalarca okunup defalarca alkışlanıyor. Ve halk da diyor ki tamam kardeş korkmuyoruz diyor. Ve düşmanı yamultuyoruz. Geldik buraya. Orduya güven artıyor. Düzenli orduya güven artıyor. Niye? Birinci Yunan zaferi gerçekten oh diyoruz. Yunanları durdurduk. Ve askere alma işleri hızlanıyor. Artık insanlar biz de orduya katılabiliriz diyorlar. Bak Tomu çok ilginç bir şey. Aynı şeydeki gibi. Nedir onun adı? Hayatta hep böyledir. Mesela. İlk Müslümanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Sonradan herkes Müslüman oluyor zaten. Hani Mekke'den Medine'ye taşındıktan sonra ortam güzelleşiyor. Herkes Müslüman oluyor. Hayat böyledir Tomuç. İlk başlarda savaşın en başlarında Mustafa Kemal yanına fazla insan bulamıyor. Herkes ya yenileceğiz zaten Balkan Savaşı'nda kaybettik. Trablusgarp Savaşı'nda kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettik. Olmayacak boşuna gaza getirme bizi Mustafa Kemal diyor. Ama ne zamanki Doğu cephesinde Ermenileri yamulttuk. Ne zamanki birinci Yunan zaferi kazanıldı. Millet diyor ki wow galiba yeneceğiz deyip. Bu sefer yavaş yavaş herkes Mustafa Kemal etrafında toplanmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş ordu güçlenmeye başlıyor. Bak askeri alma işleri hızlanıyor. Yani artık halkta galiba yeneceğiz lan falan demeye başlıyorlar. Ama tabii ki bunun haricinde bunu demeyen halk daha fazla her zaman için. Mustafa Kemal olmasa bile milli mücadeleye başlatan halkımıza var. Afgan ile dostluk anlaşması. Afganistan başka bir ülke. O zaman Afgan ile dostluk uluslararası olacak. Afgan ile dostluk anlaşması imzalandı. Dostluk ve işbirliği yazalım bunun adı. Tam dostluk ve işbirliği anlaşması diyoruz. Eğitim, askeri ve siyasi alanda işbirliği yapıldı. İlk defa Müslüman bir devlet TBMM'yi tanıyor. Afganistan diyor ki bunlar zamanında bizi kurtarmışlardı. Biz o zaman Türklere her şeyimizi verelim, kurtaralım diyorlar. Gelelim Londra Konferansı'na. Bu da uluslararası bir sonuç. İtiraz edilenin amacı Yunanlara zaman kazandırmak. Yunanlara zaman kazandırmak. Hani birinci Yunan'ı kaybettiler ya. Ve Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp yeniden kabul ettirmek. Meclisin amacı ise Misak-ı Milli yani Kurtuluş Savaşı'nın projesini tanıtmak, tüm dünyaya duyurmak ve barış yanlısı olduğumuzu göstermek. Niye? Türkler barışa yanaşmıyor, sürekli savaşıyorlar diye böyle asılsız bir haber yayıyorlar. Bir de Tonguç'um Moskova Anlaşması imzalanıyor. Moskova Anlaşması da TBMM ilk defa batılı yani Rusya batılı devlet kabul ediliyor. Batılı büyük bir devlet tarafından tanıyor. Batum'un egemenlik hakkının Gürcistan'a verilmesiyle de Misak-ı Milli'den bir taviz ediyoruz. Biz Misak-ı Milli'de Batum bizim olsun demiştik. Batum gerçekten cennet. Yani Artvin çok güzel, Rize çok güzel eyvallah ama bir de Batum'a git bak gör bakalım. Oralar böyle dağlık değil. Düz böyle bağlar bahçeler var. Onu vermek zorunda kalıyoruz. Niye? Cennet vatanımızı kaybetmiyoruz. Şimdi doğru mu yanlış mı yine bitiriyoruz artık. İlk konulardan da biraz soracağız demiştik. Artık sonlarına geldik yazılı provamızın. Fransız İhtilali ile azınlık isyanlarının çıkması ve sanayi inkılabı ile sömürgeciliğin hız kazanması Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. Doğru. Bunu biliyoruz. Zaten Fransız İhtilali ve sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebepleri. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Balkanlarda yeni topraklar elde etmek amacıyla katılmıştır. Hayır yanlış. Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak amacıyla katılıyor ama Balkanlarda değil. Balkanlarda kaybettiği toprakları almak için katılıyor. Yeni topraklar almak için değil. Burası fake'li bir cümle. Çanakkale cephesinde müttefiklerden yardım alınamaması Rusya'da Bolşevik ittihadının çıkmasına ve Rusya'nın savaştan çekilmesine zemin hazırlamıştır. Doğru. Çanakkale Savaşı sadece Osmanlı'yı kurtarmıyor. Aynı zamanda Rusya'nın da yönetim değişikliğine sebebiyet veriyor. Kuvayi Milli işgallere karşı halkın kendi oluşturduğu düzenli ulusal direniş örgütleridir. Yanlış. Kuvayi Milli'ye doğru. İşgallere karşı doğru. Halk doğru. Kendi oluşturduğu doğru ama düzenli değil maalesef. Düzensiz yani bölgesel. Hıyanet vataniye kanunu çıkarılarak Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananların vatan haini sayılıp cezalandırılacağı ilan edildi. Doğru. Hıyanet vataniye vatan haini demek yani. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Meclise karşı nasıl isyan edebilirsin? İngiltere Pan-Slavizm politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulus... Artık son dakikalara geldi Tonguç'um. İngiltere Pan-Slavizm politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti'nden kopararak kendi hakimiyetini almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz yemeye çalışıyordu. Yanlış. Peki bu nasıl cümle doğru olacak hocam? Sen şu İngiltere'nin yerine Rusya yazsaydı doğru olurdu. Yani Rusya bu işi yapıyor. Çünkü Ruslar da Slav. Çok ilginç bir şey Tonguç. Slav'dan geliyor biliyor musun? Slave yani köle kelimesi. Aa. Ya, onlardan başlıyor bu Slav-Slave olayı. Mondros Anlaşması'nda İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. Tamam. Maddesiyle İtilaf Devletleri işgallere hukuki zemin hazırlamaya başlamıştır. Doğru. Evet. Bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi. Hani 7-24 bizi işgal ediyorlardı ya. 7. maddede diyor ki eğer güvenliğimizi tehdit eden bir yer olursa orayı işgal edebiliriz. Hadi oradan diyeceğiz ama işgal edecekler tabii ki. Mondros Anlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti Anadolu'ya nasihat heyetleri göndermişti. Doğru. Yani Osmanlı Hükümeti'nden giden adamlar ya bakın yapmayın nasihat ediyoruz size. Aman abi sakin olun bak daha kötü olur yeniliriz diyeceğiz. Ama Mustafa Kemal hadi oradan diyecek. Misak-ı Milli'de yeni Türk Devleti'nin sınırları çizilmiş ve sınırlar kesin olarak belirlenmiştir. Kesin olarak Lozan'da belirleniyor. Bu yanlış. Sadece planlanıyor bu.
Devam edelim. Sehr Anlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuki olarak geçersiz bir anlaşmadır. Büyük Millet Meclisi değil de burada Mebusan Meclisi tarafından onaylanması lazımdı. Çünkü hem padişah hem de Mebusan Meclisi yönetiyordu. Şimdi Tonguç'um, yazılı notları ödevimiz. Bunu bir kere güzel bir şekilde çalışıyorsun. Burada neler çalışacağını zaten biliyorsun. Ve zaten tüm dersler olduğu için bunu mutlaka Tonguç kitapçılarından git iste. Ama taktikli soru bankasından da soru çözmek istiyorsan hemen buradaki sayfaları söylemek istiyorum. Sana hemen söylüyorum. Hocam benim sayfalarımı söyler misiniz? Ben nereden çalışacağım hocam? Hemen söylüyorum Tonguç'um. İstiklal Yolcu'da ikinci yazıdan vermek istiyorum. Çünkü Kuvayi Milleleri zaten hocam vermiş. Peki yazıya çalış. Yazılı mı daha önemli? LGS mi daha önemli hocam? İkisi aynı şey Tonguç. İkisi aynı şey. LGS'ye çalıştığında yazılıya da çalışmış oluyorsun. Yazılıya çalıştığında LGS'ye de çalışmış oluyorsun. Çünkü yazılıdaki sorular aynısı geliyor. Ben şimdi çalışsam LGS'ye çalışmış oluyor muyum? Yoksa aynen, boşa zaman var diyorum. Saçma sapan konuşma Tonguç. Hem LGS'ye hem yazılıya diyorum. Anlamıyor musun? Türkçe yok mu? Allah'ım yarabbim. Gerçekten süper olacak. Niye? Çünkü burada öğrendiğin her bir soru tak yazılıda çıkabilir. Yazılıda doğru yaptığın her bir soru tak LGS'de çıkabilir. Dolayısıyla bir taşta iki kuş diyoruz buraya. Geldik sayfa 58'den başlayacaksın. İstiklal Yolculuğunda bir milletin meclisi Doğu ve Güney cepheleri, Batı cephesinde şeye kadar, Sakarya'ya kadar veriyorum. Dolayısıyla sayfa 91'e kadar çözmeni istiyorum Tonguç'um. Sayfa 59'dan taktikli inkılap tarihi soru bankamızdan. Ve hocam biz, hocamız biraz zor soruyor diyorsan Zoru Bankası. Zorluyorlar bizi hocam okulda. İnkılap tarihinde zorlamaları güzel bir şey. Aslında inkılap tarihinde LGS çok zor çıkmıyor ama inkılap tarihi biz vatansever insanlar olarak en küçük şeyleri bile, en önemli şeyleri bile iyi bilmeliyiz. Burada Kuvayi Milli ve Cemiyetlerden sonrasından başlayacağız Tonguç evladım benim. Yani sayfa hemen söyleyelim. İstiklal Yolculuğundan başlayalım. Sayfa 32'den başlayalım Tonguç evladım benim. Burada beceri temel yeni nesil soruları da mutlaka sağ tarafta örnekleriyle beraber çöz. Burada Batı cephesinin son testini vermiyorum. Sadece sayfa 51'e kadar veriyorum. Sayfa 30'dan başlayarak 51'e kadar çözmeni istiyorum. Son olarak da son ödevimizi verelim. Dinamo Soru Bankamızdan da yine burada yazılı örnekleri olduğu için bu kısımda da mutlaka çözmen gereken bölümler var. Burada İşgal yıllarını Anadolu'dan başlayıp Cemiyetler ve Kuvayi Milliye'yi zaten çözmüştün birinci yazılda. Burada İstiklal Yolculuğu'na yani sayfa 50'den başlıyorsun Tonguç evladım benim. Sağ taraftaki beceri temelli soruları çözüyorsun. Bak bu tarz haritalı soru gelebilir. Yazılda hocan sorabilir. Hatta bizim ilk sınav sorumuz buydu. Burada da sayfa Sehir Anlaşması'nı da çözdükten sonra buraları geçelim. Sayfa nerede? Nerede? Sayfa 102'ye kadar çözmeni istiyorum. Sayfa 51'den. Hadi bakalım. Şimdi son sorumuz gelsin. Yani ödüllü sorumuz gelsin. Yorumlara yaz. Yolla Tonguç. Teşekkür ederim hocam.